De şu anda %51 evet, %49 hayır gibi gözüküyor. Neler söyleyeceksiniz efendim bu aşamada? Bu sonuçlanmamış bir seçim. Sonuçlanmadan galibi açıklanmış bir seçim. İşte ilimizde de görüyoruz kutlamalar, şenlikler, davullar, zurnalar. Oysa seçime şaibe karışmıştır. Sabah sandıklarda sandık görevlilerimizin tespit ettiği oy pusulalarının, zarfların mühürlü olmadığı halde oy kullandırıldığı tespit edilmiş, bunlara itiraz edilmiştir. Dolayısıyla biz bunu Maraş'ta acaba bir başkandan kaynaklanan hata mı olarak düşündük. Buna rağmen itirazımızı yaptık sandık başında. Şimdi seçim kurulunda da arkadaşlarımız gerekli itirazları yapıyorlar. Dolayısıyla öğrendik ki Türkiye genelinde aynı durum var ve Yüksek Seçim Kurulu seçimin bitmesine saatler kala çıkıyor bir açıklama yapıyor. Biz diyor mühürsüz pusulalarda, zarflarda kabul edeceğiz diyor. Bu kabul edilir bir şey değil. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun bu seçimlere karıştırdığı bir şaibe var ortada. Bu da yaklaşık 2-2,5 milyon oya tekabül eden bir durum. Bunların hepsine Türkiye'nin genelinde itirazlar ediliyor. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nda benim aldığım haberlere göre hala %92'si sandıkların sayılmış. Durum böyleyken sayılmayan %8'lik bölümde de bizim iddialı olduğumuz Çankaya gibi, Kadıköy gibi sandıklarda hala sonuç girmemiş. Yani durum o %8'likle de değişebilecek bir durumken itiraza gerek kalmadan birden erken kutlama, birden Yüksek Seçim Kurulu'nun bu şaibeli açıklaması, birden Sayın Başbakan'ın balkon konuşması yapması, yani her şey oldu bittiye getirildiğine göre artık bundan sonra da zaten milletin önüne sandık koyulmayacağı için söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ama sonuç ne olursa olsun yani 50,01 ile de evet kazansa veya hayır kazansa ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Buradaki sıkıntı evet çıktı da bundan dolayı böyle söylüyor değiliz. Aksine biz seçim kampanyası boyunca da söyledik. Hayırlısı olsun, evetse de hayırsa da ne çıkarsa çıksın vatana milletine hayırlı olsun dedik. Ama seçim sonuçlanmadan bu tip erken kutlamalar, bir algı operasyonu, Yüksek Seçim Kurulu'nun şaibe karıştırması, sandık başkanlarının itiraz dilekçelerini tutanaklara geçirmeme konusundaki ortaya koyduğu tavırlar, bunlar maalesef çok da güzel bir demokratik anlayış içerisinde gerçekleştiğini düşündüğüm seçime, yani vatandaşlarımızdan, sandık sorumlularından, müşahitlerden herhangi bir sıkıntı doğmadan bir seçim yaşadık. Bunun güzelliğini içimize sindirmeye çalışırken Yüksek Seçim Kurulu'nun bu şaibeli açıklaması kendilerini de şaibe altında bırakmıştır. Ama her şeye rağmen evet de çıkmışsa vatana millete hayırlı olsun diyoruz. Durum değişir, hayır da çıkarsa aynı temennilerde bulunuyorum. Sayın Başkanım, bu süreçte CHP çıtasını bayağı bir yükseltmiş gözüküyor. Gözüken durumda. Yani şimdi hayır cenahına, evet cenahına baktığımız zaman Kahramanmaraş'ta bu çıta nasıl değişti sizin nazarınızda? Şimdi ben olaya sadece Cumhuriyet Halk Partisi gözüyle bakmıyorum. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir seçimi değildi. Bu ülkenin
anayasayı değiştirmesiyle ilgili bir seçimdi. Burada partimize oy vermemiş birçok yurttaşımız da hayır tercihinde bulundu. Bunları Cumhuriyet Halk Partisi'ne mal etmek doğru bir şey değil. Ama şunu biliyoruz ki biz saha çalışmalarında da gördük. Bizim 7 Haziran'da 1 Kasım'da tulum oy çıkardığımız yerleşim birimlerinden HDP'ye veya başka partilere giden oylar bize geri döndüğünü zaten biliyorduk. Burada da referandumda da bunu sandık sandık gözlüyoruz. O şekilde bir şey var. Zaten hani bu seçim, bu referandum, bu anayasa maddeleri değiştiğinde Türkiye'de öyle çok partili sistem falan da kalmayacak. Yani solda bir parti, sağda bir parti şeklinde bir yarış olacak. Tabiatıyla kendisine siyasi görüşüne uygun olduğunu düşündüğümüz, dün hangi siyasi partiye oy vermiş olursa olsun o sevgili yurttaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nde veya işte AK Parti'de böyle iki partili bir sisteme doğru dönecek diye düşünüyorum. Sayın Başkanım, seçim sonuçları diyelim ki evet çıktı. Hem iktidar partisinde, siyasal parti, hem de Cumhurbaşkanımızın tavırlarında ne gibi beklentiniz var, ne gibi ümitleriniz var? Valla beklenti derken şöyle, bunu Türkiye defaten yaşadı. AK Parti 2002'den bu yana girdiği her seçimde 35'lerle başlayıp %50'leri, 51'leri bulan şeyler oy potansiyeline kavuştu, ulaştı. Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı seçilirken %60'lar gibi büyük bir rakamla seçildi. Tabii gönül arzu eder ki bu seçim ülkeyi ayrıştırmasın, ülkeyi kutuplaştırmasın. Buna birilerinin hakemlik etmesi lazım. İşte mevcut cumhurbaşkanlığı sistemi bu noktada çok olumluydu. Şimdi partili cumhurbaşkanı olunca tabii ki diğer tarafta kalanlar da acaba biz azınlıkta mı kaldık kaygısı, tasası yaşıyorlar. Beklentim Sayın Başbakan'ın zaten görev süresi de demeyelim de başbakanlık sistemi ortadan kalkacağı için başbakandan bu anlamda bir beklentim olmaz, söz konusu olamaz. Ama Sayın Cumhurbaşkanı her ne kadar partili cumhurbaşkanı olsa da partili kimliğini bir kenara bırakıp başkan olarak 80 milyonu kucaklamasını temenni ediyorum. Çünkü burada yaşayan insanların görüşleri her ne kadar farklı olursa olsun, siyasi bakış açıları her ne kadar farklı olursa olsun, bu ülkenin insanları, biz birlikte olduğumuz zaman bir güç oluruz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da siyasi tecrübesi, başkanlık döneminde bunları kucaklayabileceğine inanıyorum. Beklentim bu yönde.